Kestane alalım mı? Ver, alalım. Kolay gelsin. Yok abi, öyle istemiyorum. Bana en yanıklarını verir misin? Tabii kızım. Ya yanıklarına bayılıyorum. Ne kadar? 5 lira. Ya dur, bunu ben halledeyim bari. Yok yok, çayı sen ısmarlarsın. İyi günler. Kolay gelsin. Biliyor musun, ben de kestanenin az pişmişini severim. Yani bu demek oluyor ki bir sürü ortak yönümüz var. Biz seninle iyi anlaşacağız ya. Bu tam tersi değil mi ya? Hayır kızım. Bak şimdi mantık şu. Sen kestanenin çok pişmişini seviyorsun. Ben az pişmişini seviyorum. Yani böylelikle her kestane aldığımızda çok pişmişleri sen yiyeceksin, az pişmişleri ben yiyeceğim. Hiç kavga etmeyeceğiz, güzel güzel geçineceğiz. Yani yumurtanın, versene biraz. Yumurtanın sarısıyla beyazı gibi düşün. Anladın? Mesela sen sarısını mı daha çok seversin, beyazını mı? Sarısını. İşte bu. Ben de mesela sarısını hiç yemem. Beyazını seviyorum. Yani bu demek oluyor ki yumurtalarımızın sarısını sen yiyeceksin, beyazını ben yiyeceğim. Hiçbir sorun çıkmayacak. Nasıl? Beni seviyorsun. Hem de çok seviyorsun. O bakış seni seviyorum bakış. Güney. Sevgili. Bak şimdi biliyorsun ki ben senden bir şey saklamam. Geçen gün de Gökhan'la gerçekten Eylül hakkında konuşacaktım. Yani bu özel bir şey olduğu için sana anlatamadım. Benle ilgili ne merak ediyorsan sor. Her şeyi tek tek anlatırım. Ama konu Eylül olunca iş değişiyor. Yani sonuçta o benim arkadaşım. Ve ben arkadaşlarımın sırlarını paylaşamam. Biliyorum kızım. Yani biliyorum da işte insan kıskanıyor. Yoksa gereksiz yere hata yaptım işte ya, özür dilerim. Yalnız sen böyle ben her özür dilediğimde öpeceksen, ben günde 100 defa pot kırarım, özür dilerim, haberin olsun. Ya bence deneme. Bakacağız. Al. Hadi gel yürüyelim şöyle. Midye sever misin? Hı. Valla. Kolay gelsin.